Fakat benim bu kitapta bahsettiğim aslında herhangi bir annenin takıldığı klişelerden ziyade bir annenin, bilinçli bir annenin takıldığı klişeleri meşrulaştırmak için kullandığı araçlar. Çünkü günümüzde bazı trend annelik tarzları var. Örneğin Amerika'da oluşmuş, aslında Amerikalı anneye hitap eden, ki Amerikalı anne başka bir anne, bizim gibi değil. Amerikalı annenin sivri uçlarını törpülemek için yapılmış bir yaklaşım alıp Türkiye'ye getirildiği zaman Türk annesi üstünüze başka bir tip anne. yapışıyor. Bizden Başka bir oluyor. etki yapıyor. Yani gerçekten başka, bu şeye benzer. Hani grip hastası bir insana verdiğiniz ilacı alıp da lösemili bir çocuğa verirseniz bir şey olmaz, ya da belki de başka bir hastaya verirseniz daha kötü etki yapabilir. İki katı Gelenekler daha başka, kötü. kültür yapısı farklı değil mi? Aynen Birçok öyle. coğrafya farklı, her Aynen şeyi öyle. etkileyecektir. En büyük yaptığımız hatalardan biri bu herhalde, okuyan, araştıran anneler bu tarz ekolleri benimsemeye çalışıyor. Fakat üzerine yapışıyor, giyemiyor. Bir sosyolog var, Ulrich Beck. Demiş ki günümüzde tehlike artık cehalet değil, bilginin ta kendisi. Ne kadar önemli bir Bunun üstünde söz. düşünmek lazım. Çünkü biz o bilgiyi alıp ne yapıyoruz? O bilgiyi çarpıtıyoruz. O bilginin sadece beğendiğimiz tarafını alıyoruz. Kendi istediğimiz gibi görmeye çok meyilliyiz. Ve bunu bir anne çocuğu için yaptığı zaman, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. Uzun lafın kısası. Şimdi örnekleri biraz daha somutlaştıralım istiyorum. 3 yaş çıkmazı, ebeveynlikte 3 yaş çıkmazı diye bir bölüm de ayırmışsınız kitabınızda. Bunu da biraz açalım. Sonra devam edeceğiz. Babaya rolü iade edin diyorsunuz. Annelere buradan sesleniyor efendim Gülüş Hanım. Babanın rolünü de almışız meğerse, haberimiz yok. Nasıl iade edeceğiz, nasıl farkında olmadan aldık, dinleyeceğiz. Şimdi 3 yaş çıkmazından söz edeceğimizi söylemiştik. Çok büyük bir çıkmaz mı var 3 yaşında anneler için? Bu trend yaklaşımlara kapılan anneler, özellikle benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ve yani Fransa'da da her yerde, dünyanın her yerinde sosyologların söylediği kadarıyla bu bilgiyi göz ardı ediyorlar. Aslında belki de bu bilgi daha ciddi kale alınsa, daha dikkatli dikkatli alınsa bazı şeyler çok daha kolay olacak. Nedir bu bilgi? Bu bilgi şu: artık aşağı yukarı, bütün uzmanlar bunu söylüyor, aşağı yukarı 3 yaş civarında çocuğun bütün bu bireysel çocuklaşma süreci tamamlanmış oluyor. Yani bebeklikten tamamen çıkmış oluyor ve artık topluma karışma becerisi zamanı gelmiş oluyor. Siz bu sürece kadar çocuğu hazırlayabildiyseniz eğer, zaten her şey tereyağından kıl çeker gibi gidiyor. Ama o süreçte hazırlayamadıysanız eğer, ondan sonra bakın şimdi bir 4 artı 4 şeyi çıktı ve annelerin sorduğu soru şuydu, ben çok şaşırdım. Çocuğun tuvalete bile kendi gidemiyor. Nasıl olacak? 5 yaşında bir çocuk nasıl tuvalete kendi kendine gidemez? İşte bu bağlılıkla bağımlılık arasındaki ayrımı yapamamamızdan kaynaklanan bir şey ve Türk toplumunda maalesef çok var. Ve 3 yaşında anaokuluna da başlayacak. Orada da kendi, değil mi, Ama işte anaokulunda da yeterince verilmiyor ihtiyaçlarını belki. Hani karşılaması gerekecek ama. standart bir anaokulunda evet verilemeyebiliyor Şimdi eğitim. anaokullarımız zorunlu değil maalesef. Evet. Bu kadar yaygın değil. Her çocuğun böyle bir şansı olmuyor. Evet. Tabii ki o zaman daha da zorlanıyor Evet. anneler, çocuklar. Ama annenin diyorsunuz zaten bu eğitim vermesi gerekiyor. Tabii annelere Ama çok büyük yazık, o iş açamıyor düşüyor. şimdi düğmesini, fermuarını nasıl açsın? Böyle Keşke düşünceler mi oluyor daha çok? çocuğa 5 yaşında okula başlatmayı düşünmek yerine bu ön okulda önem versek. Çünkü gerçekten 3 yaşını da geçin, artık çocuklar çok 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 erken büyüyorlar bir şekilde. Belki genetik olarak çok daha hızlı uyanıyorlar dünyaya. 2 yaşından itibaren belki de verebiliriz çocuklarımızı. Bir oyun grubu olur, bir şey olur ama keşke devlet yardımı diyoruz işte. Keşke devlet çocuklarımızı düzgün bir yuvaya, bir kreşe, yarım günlük de olsa bir bakım evine vermemiz için bize bir yaptırım yapsa, bir uygulama verse. Yani